Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ZTZ-XDSL 931W2 modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım. ZTZ-XDSL 931W2 modemler VDSL özellikli modemler olup 100 megabit'e kadar bağlantı sağlanabilmektedir. ZTZ-XDSL 931W2 modemler 4 port ile çoklu bağlantıya izin vermektedir. ZTZ-XDSL 931W2 modemler TTNET tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuştur. Modem üzerine bulunan VPS butonuyla kablosuz bağlantılarda şifresiz bağlantı kurmak mümkündür. Modem özelliklerini kısaca tanıdığımıza göre modem kurulumuna geçebiliriz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olunuz. Hatalı yapılan bağlantılarda modeminizin DSL ve internet dışı sabitlenmeyeceği için modem bağlantısı sağlanmayacaktır. Modem bağlantılarınıza www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, PON ve DSL bölümleri bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hat takılmalıdır. PON bölümüne eğer evinizde ev telefonu kullanıyorsanız ev telefonunuz bağlanmalıdır. DSL bölümüne de modeminizin arkasında yer alan ADSL bağlantısı yapılmalıdır. Modem kurulumunu bilgisayarınız üzerinden gerçekleştireceğimiz için modeminiz ve bilgisayarınızı açınız. Modeminizin Ethernet portlarından bir tanesine ve bilgisayarınız arasına Ethernet bağlantı kablosunu takınız. Modem bağlantılarınızı bu şekilde yapılandırdıysanız modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.2.1 yazarak Enter butonuna basınız. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında küçük harflerle kullanıcı adınız admin, şifreniz TTNET olacak şekilde oturum aç butonuna basınız. Şifrenizi doğru yazmanız halinde modeminizin arayüz ekranı gelecektir. Şifrenizi hatalı yazmanız durumunda modeminizin arkasında yer alan reset butonuna 10 saniye kadar basılı tutarak modemi fabrika ayarlarını alabilirsiniz. Fabrika ayarlarını alınan modemin kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifresi TTNET olacaktır. Ve daha sonra tekrar giriş yaparak modem arayüzüne ulaşabilirsiniz. Modem kurulumumuz şu şekilde gerçekleştiriliyor. Ekranın sol bölümünde yer alan gelişmiş ayarlar butonuna tıklayınız. Açılan bölümde WAN bölümüne tıklıyoruz. Karşınıza bir geniş alan ağı tablosu gelecektir. Bu tablo üzerinde düzenle butonuna basınız. Açılan ATM PVC yapılandırma bölümünde VPI8 VCI35 yazınız. Bu Türk Telekom altyapısında ve diğer servis sağlayıcılarda ortaktır. Hangi servis sağlayıcıyı kullanıyorsanız bunları yazabilirsiniz. 835. Servis kategorisi bölümünde UBR Without PCR olarak seçim yapınız ve ileri butonuna basınız. Yine açılan bölümde bağlantı tip olarak her zaman olduğu gibi PPPoE seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Yine Türk Telekom'un standart aktif değeridir. Tüm servis sağlayıcılarda geçerlidir. Enkapsülasyon modu bölümünde LLC Snap Bridging seçiyoruz ve ileri butonuna basıyoruz. Yine açılan bölümde PPP kullanıcı adı ve şifre bölümümüz geliyor. Burada servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Servis sağlayıcıdan almış olduğumuz kullanıcı adını yazdık. Şifremizi yazıyoruz. Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız servis sağlayıcınızın çağrı merkezinde görüşerek kullanıcı adı ve şifrenizi temin edebilirsiniz. Tüm servis sağlayıcılara ait çağrı merkezi numaralarına www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcıların çağrı merkezi numaraları sitemizde yer almaktadır. Kullanmış olduğunuz modeminiz TTNET tarafından ücretsiz olarak sunulduğu için TTNET domaini gömülü olarak gelecektir. Bu nedenle burada sadece TTNET kullanımı yapılabilir. TTNET servis sağlayıcısında kullanım yapılabiliyor. PPPO servis adı bölümünü boş geçiyoruz. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şifre doğrulama metodu otomatik olarak seçiyoruz. NAT etkin olarak seçiyoruz. En alt bölümde yer alan LAN ile WAN portlar arasında PPPO köprü paketi varsayılan etkin olarak işaretli olacak ve ileri butonuna basıyoruz. Servis adını az önce boş geçtiğimiz için ekranda kendini otomatik doldurdu. WAN servisi etkin seçiyoruz ve ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza az önce yapmış olduğumuz WAN ayar bölümündeki yapmış olduğumuz ayarları özet tablosu gelecektir. Burada da yapmış olduğumuz değişiklikleri tek tek kontrol edebilirsiniz.
Örneğin VPI 8, VC35 seçmiştik. Bağlantı tipi olarak PPP OE seçmiştik. Servis adını boş bıraktığımız için otomatik olarak kendisi doldurmuştu. Servis kategori UBR seçmiştik. IP adresini otomatik olarak atamıştı. Modemimiz servis durumu etkin, NAT etkin, firewall güvenliğimiz etkin, göz IGMP multicast etkin. Evet, bu işlemleri kontrol ettikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Önemli bir not, yapılandırma sürecini tamamlaması birkaç dakika kadar sürecektir ve VDSL modem kendisini yeniden çalıştıracaktır. Yani kaydettikten sonra yapmamız gereken bir işlem var, onu göstereceğim. Kaydet butonuna basıyoruz. Yapmış olduğumuz kayıt işleminin modemin arayüzüne yazılması için modemin yeniden başlaması gerekiyor. Burada ana menü üzerinde, geniş alan üzerinde yükle ve yeniden başlat butonu var. Buna bastığımız zaman modemimiz az önce yapmış olduğumuz ayarları hem kendi hafızasına alacak hem de modemi yeniden başlatarak yapmış olduğumuz ayarlarla modemin başlamasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi ekranda da yine yazıyla belirtildi. VDSL modem yapılandırıldı ve yeniden başlatılıyor. VDSL modem yapılandırma penceresini kapatın. İnternet arayüzü, İnternet Explorer tekrar açmadan önce 2 dakika bekleyin. Eğer bilgisayarınızın IP adresini yeni yapılandırma ile eşleştirmeniz gerekliyse bilgisayarınızı yeniden başlatın şeklinde bir ekran gelecektir. Kısa bir süre bekliyoruz. Zaten modem üzerinde de ışıkların söndüğünü göreceksiniz. Power ışığı, mavi ışık ortada yer alır. Yanıp sönmeye başlar veya sabitlenmeye başlar. Kısa bir süre bekliyoruz. Evet, modem ayarlarımız modemin arayüzüne yüklendi. Modemimizde kayıt yaptığına dair ekran belirtisi geldi ekranımıza. Sayfa yeniden karşımıza geldiğine göre modem ayarlarımız modemin arayüzüne yazılmış durumda. Modemin kablo ayarları tamamlandı. Bir de modemin kablosuz ayarları var. Bunu da ekranın yine sol bölümünde yer alan kablosuz bağlantı bölümüne tıklayarak yapabiliriz. Kablosuz bağlantı bölümü altında temel bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümde kablosuz fonksiyon etkin. Bu seçeneği kaldırırsanız modeminizin kablosuz özelliği kapanır. Kullanmak istediğiniz durumlarda bunu kapatabilirsiniz. Bu tiki kaldırırsanız modeminiz kablosuz özelliği kapanmış olacaktır. Bu tiki işaretlerseniz modeminizin kablosuz özelliği aktif hale gelecektir. SSID bölümünde kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekmektedir. İsterseniz mevcut haliyle bırakabilirsiniz. İsterseniz de kendinize bir kablosuz ağ adı belirleyebilirsiniz. Ülke bölümünde olduğu gibi bırakabilirsiniz ya da kendi seçmiş olduğunuz ülkeyi seçebilirsiniz. Türkiye'yi seçelim. Şifre bölümünde, SSID bölümünde isterseniz birden fazla kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Örneğin evinize gelen bir misafir için misafir ağı oluşturabilirsiniz ya da iş yerinize gelen bir misafir için misafir ağı oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturmanızdaki amaç ne olabilir? Yani kendi özel şifrenizi, kendi ana modeminiz için, kablosuz ağınız için oluşturduğunuz özel şifrenizi başkalarıyla paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda misafir ağı oluşturarak basit bir şifre vererek misafirlerinizle kendi şifrenizin farklı olmasını sağlayabilirsiniz. SSID oluşturduktan sonra kaydet uygula yapıyoruz. Ayarlarımızın kaydedilmesi için bekliyoruz. Evet, kablosuz ağımızı da belirledik. Kablosuz ağımızın şifre oluşturmasını ekranına geçiyoruz. Ekranın yine sol bölümünde kablosuz bağlantı altında temelin altında güvenlik bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümde az önce yazmış olduğumuz SSID gelecek. Eğer burada diğer misafir ağı da oluştursaydık bunlar tek tek gelecekti. Biz seçeneklerden herhangi birini işaretlemedik. O yüzden şifre oluşturmamıza gerek yok. Zor teknoloji ana SSID ismimiz. Şifreleme metodumuz VPA2PSK seçiyoruz. VPA-PSK anahtarı bölümüne en az 8 haneli, içerisinde bir büyük, bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde bir byte şifresi belirleyiniz. Ve şifreyi belirledikten sonra kaydet uygula butonuna basıyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz. Evet, yapmış olduğumuz tüm ayarların modem arayüzüne kaydedilmesi için yükle ve yeniden başlat butonuna basarsanız
modeminiz yapmış olduğunuz tüm ayarları, kablolu ve kablosuz ayarları, kablosuz ağ adınızı, kullanıcı adınızı, SSID adınızı ve SSID şifrenizi modeminizin arayüzüne yazacaktır ve modemi yeniden başlatarak bu yapmış olduğunuz ayarlarla yeniden başlayacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.